Günaydın, hoş geldiniz efendim. İki Varsın programımıza yine dop dolu sağlık bilgileri öğrenmek üzere stüdyomuzdayız. Sizleri bekliyorduk. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Merhaba. Merhaba. Merhaba hocam. Hayırlı günler, mutlu günler diyoruz. Yine birbirinden önemli konuklarımızla gerçekten can alıcı noktalarda rahatsızlıkları burada konuşmaya ve tedavilerini anlatmaya devam ediyoruz. Evet, o zaman bugün programda neler varmış bir göz atalım bakalım. Bakalım, az sonra. Diş eksikliklerinde implant tedavisi nasıl yapılır? Tam dişsiz çenelerde kaç implantla diş yapılır? Diş estetiği hangi uygulamaları kapsar? Yaprak namineler herkese uygulanır mı? Ağız ve diş sağlığına dair merak edilen her şeyi diş hekimi Sonay Öztan Gökhan anlatacak. Az sonra. Evet, iyi ki varsın da yine özel bir röportajla sizlerle birlikteyiz. Bakalım kimlerin yanındayız, izliyoruz. Varsın izleyicileri, şu anda stüdyoda değiliz. Misafirimizin kliniğinde ziyaret ettik. Yabancı değil, benim çok sevdiğim, sizlerin de tanıdığı diş hekimi Sonay Öztan Gökhan efendim konuğumuz. Nasılsınız? Güler yüzünüzle yine bizi karşıladınız. Açtınız kapınızı bize, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Sizi burada çok görmek yoğun olduğunuzu çok gördüm. Araya böyle bir küçük bir çekim güzel oldu. İyi oldu, aynen. Bugün implantı konuşalım, evet. Sizle. Öncelikle implantın ne olduğuyla, nasıl bir tedavi şekli olduğuyla başlayalım. Tamam. Şimdi implant çene kemiğine takılan vida demektir. Şurada bir şeklimiz evet, var. Evet, o vida biraz evet, diri bir vida. Çok ama kocaman bir vida. Hastalarımız der ki hep kocaman makkapla açılıyor falan. Bu onun kocaman bir şekli. Bu tarzda bir vidanın çene kemiğinin içerisine yerleştirilmesi demek implant. Ve diş kökünü en iyi taklit eden bir titanyum malzeme. Bu malzemenin herhangi bir alerjik özelliği olmaz. Çünkü titanyum. İmplant ilk defa dişte kullanılan bir malzeme değil. Ortopedide, bacak ameliyatlarında veya işte bir takım kalça ameliyatlarında, bel ameliyatlarında çok eskiden beri kullanılan bir malzeme. Dolayısıyla oralarda da reddi söz konusu değil ki ağız içinde de reddedilsin. Yani ama bu bizim gördüğümüz, daha iyi anlamamız için yapılmış olan bir aynen öyle, bu büyük bir örnek. Maket. Şöyle şurada bir küçük şekli vardı. Ağız içinde ortalama büyüklükleri, bunların çapları değişik olmakla beraber ortalama bu kadar en büyük şekli. Farklı boyutta mı? Her boyutu farklı. Çünkü çene kemiği, şöyle boş bir çene kemiğini göstereyim mesela. Bu çene kemiği bütün dişleri çıkmış olan bir çene kemiği. Ve bu çene kemiğinin içerisinde işte bu ölçülüyor, boyları, çapları değişik ve küçük küçük böyle açılar açarak, yerleri açarak kemiğin durumuna göre yapılan malzemeler. O yer açılırken peki neler istiyor? Yani hastada bir... Hasta aslında uyuşturuluyor. Lokal bir anesteziyle uyuşturulduğu için hasta bir şey hissetmiyor. Ama asıl önemli olan röntgende bizim bunu planlamamız. Hangi bölgeye nasıl implant gelecek? Açıyla yerleştirilecek? Şimdi mesela bu şeyde... Örnekte, başlamadan önce geldi size hasta. Evet, ön bölgede hiç kemik yok bu hasta. Bir model çıkartılmış durumda. Biz ne yapabiliriz? Bu eğer yaşı çok yaşlı bir hastaysa bu bölgelere çok kemik koymaya hiç gerek yoktur. Arka bölgelerden açıyla dörder tane implant yerleştirip çıt çıtlı bir protez yapabiliriz. Kişinin yaşı çıt önemli. Çıtlı protez nasıl çıt çıtlı oluyor? Dediğimiz protez oluyor yine. Bunun evet. Üstüne bir malzeme geliyor. Ama bu o kadar güzel bir yerleşiyor ki içerisine. Elma bile ısırabiliyor. İmplant destekli protez diyoruz. Çünkü bu hastaya biz buralarına kemik de yerleştirsek yapsak da 70 yaşında bir hasta diye düşünün. Zaten kemik erimiş durumda. Sabit diş yapılsa da hasta dışarıya buna çok güzel görünmeyecek. Sanki dişi yokmuş gibi görünecek. Evet, yaşlı oysa, gösterecek. Aynen öyle. Oysa bir protezle desteklenirse implantın üstüne çok daha hoş, çok daha böyle estetik ve dişi varmış gibi görünecek. Hasta da mutlu olacak. Çünkü eğer ki bizim yaşlılığımızla birlikte kemiklerimiz de eriyor maalesef. Eriyen kemikten dolayı da alt dişlerimiz daha çok görünmeye başlıyor. Üst dişlerimiz eriyor. Ya belli bir yaştan sonra, belli bir yaştan sonra güldüğümüzde üst diş görünmesi gerekirken biz gülerken şimdi üst dişimiz evet. Görünür. Ama o durumda alt genciz diş... yani onu da söylemek istiyoruz. Yani oradan anlayabilirsiniz. Evet. Evet.
O durumda alt dişler daha çok görünüyor. Bu kişiyi daha yaşlı gösteriyor. Veya diş etleri çekiliyor. Daha aralıklı dişler görünüyor. Ve hasta bunda yaşlı izlenimi veriyor. Oysa biz bu protez dediğimiz ya da porselenler bazı malzemelerle destekleyerek o kaybettiğimiz dokuyu oluşturursak kişiyi kaybettiği o yaşı tekrar öne verebiliyoruz. Ve kişi bir takım estetikler yaptırıyor diyelim ki yüz estetikleri çok yapılıyor evet. Şu anda. Dolgularla falan. Aynen öyle. Ama dişler az da yok gibi görünürse istediği kadar estetik yaptırsa yine yaşlı görünüyor. Ama dişleri onun üstüne pat diye oturtturduğunuz zaman hemen bir 10 yaş sanki kişi daha genç olmuş oluyor. Ya. Çok daha iyi. Hani sonuçta ağzımızın içinde gözükmüyor gibi düşünebiliriz ama aynen beyin öyle. Yapısını çok ve fazla değiştiriyor. Ve arka bölgeleri özellikle insanlar geldiğinde der ki bize ya önde tamam şunu tedavi edin önde görünüyor. Hı-hı. Arka önemli değil çekin. Aslında iyi bir doktor hasta çekin dese bile dişi çekin dese bile çekmez. Ben diyorum ki sizin dişinizi hemen çekelim diyen doktorun muayenehanesini terk edin. İster devlette ister özelde olsun. Mutlaka o dişi tedavi yöntemine gitmek gerekiyor ve hasta haklı aslında. Yani bir yandan geliyor ciddi bir ağrı. Diyelim ki kanal tedavisi yani ağrısı. O kadar artık canı yanıyor ki bir önce kurtulmak istiyor. Var. Ya çekin kurtulayım diyor. Ben bu ağrıdan kurtulmak istiyorum. Doktor o anda ağrıyı ilk etapta giderecek. Ağrı giderildikten sonra hasta mantıklı bir şekilde konuşabiliyor. Hmm. Mantıklı anlayabiliyor. O şiddetli ağrıyla gelen hastaya bir şey anlatmak mümkün olmuyor. Yani ben o arada anlatayım, implant yapalım, gelin şunu yapalım onu anlaması mümkün değil. O arada ağrı gittikten sonra hastaya ne yapılması gerektiği düzgünce anlatılırsa her hasta ama bunu kabul edebiliyor. Ama o ağrıyı nasıl geçiriyorsunuz? İğne vurulabilir o arada. Hani anesteziyle hani ağrı nasıl giderilebilir. Tedavi olacağını? Kanal tedavisiyle, yani ciddi ağrılarda kanal tedavi sinire indi demektir çürük. Hmm. O durumda o çok ciddi bir ağrı yapar. Aslında ben hep diyorum ki çürük küçükken doktora gidin veya problem başlamadan gidin. Hani maliyet de azalır. Küçük bir çürük varken ona diyelim ki basit bir dolgu, koruyucu bir dolgu o çürüğü giderecek. Ama henüz ağrı yokturdur o dişte. Yapma da biraz orta ilerledi çürük. Hasta böyle soğuk bir şey yiyor, ay diye tutuyor, ağrım var diyor, fırçalıyor, geçiyor. Bu sefer çürük orta seviyeye indi demektir. Hadi orada da kurtarabiliriz. Orada da normal dolguyla kurtarabiliriz. Ama hastada gece ağrısı başladıysa, gece ağrıyor. Durup sıcakta, dururken. Evet. Gece yatarken uykudan uyandıracak bir ağrı var. Veya sıcak çay içerken şiddetli bir ağrı oluyor. Soğuk hafif rahatlamaya başlıyor. Bu diş kanal tedavisine gitti demektir. Sinirine indi demektir. En aşağılara çürük gitti. O daha zahmetli bir tedavi. Sinirini alacağız. Tabii ki hem zahmet artıyor hem mali olarak. Külfet artıyor hem de zaman daha çok artıyor. Yani normal bir dolgu için 10-15 dakikalık bir işlemken kanal tedavisine 1-1,5 saatin diş koltuğunda geçirmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla daha zor, daha ürkütücü olabiliyor. Evet. Halbuki her şeyde en kısa problem en küçükken gidildiği zaman kurtarmak daha kolay oluyor. O zaman 6 ayda bir diş bakımımızı ihmal etmeyeceğiz. Hekimimize gözükeceğiz. Gözükeceğiz. Yani problem varsa her illa da gideceğiz de problem olacak değil. Gider hekimine bir baktırır. Yeni yöntemlerle ilgili bilgi alır. Çünkü diş hekimliğinde de sürekli işlemler değişiyor. Belki de hiçbir problem olmayacaktır. Bir de hiç şunu değineceğim. Biz diş hekimlerinde en çok atlanılan şeylerden birisi hasta problemi geldi. Tek bir dişte problemi var diyelim ağrıyla. Biz ağzı bütünen bakmıyoruz. Çoğu diş hekimi bakıyor ama ya ben de çok hepsine bakarım tekrar tekrar. Hasta der ki ben şunu sormuştum size. Olsun muayene bir bütündür. Çünkü ağız içerisinde böyle beyaz noktacıklar. Kırmızı noktacıklar. Bunlar ağız kanseri belirtisi olabiliyor maalesef. Ve ağız kanseri belirtilerinde çok hızlı bir ilerleme olmuyor. Ağrısız bir problem bunlar. Ağrısız olduğu için hasta bunu dikkate almıyor. Ya küçük küçük bilmem lekeleşme işte dedemde de vardı, şunda da vardı diyor. Oysa şu anda bu tütün kullanımları, nargile kullanımlarının artması sebebiyle çoğaldı özellikle mi? Tütünden artan bir şekilde ağız kanserleri ilerletir. Bunu hiç duymamıştım ben mesela ağız kanseri. Yani bunu diş hekimleri çok rahat aslında tespit edebilir. Öyle i̇lk bakışta görüyorsunuz. İlk bakışta dilin sırtında olabiliyor, diş etlerine yaygın olarak o kabarcıklar meydana gelebiliyor. Çok karakteristik özelliğidir. Biz bunlara prekanseröz lezyonlar deriz. Hasta bunda ağrı olmadığı için herhangi bir ağrı lezyon değil.
Hiç dikkat etmez buna. Hı hı. İşte 6 ayda bir rutin kontrollerde biz bunları da muayene edersek birçok hastalığın önüne geçiyoruz. Ciddi bir rahatsız, hani çürük öyle. Dediğiniz gibi bir şekilde tedavi her ediyor ama tedavi bu daha ciddi bir olmadı hastalık. Çektik, implant yaptık. Her türlü olabilir ama bütün vücudumuzu etkileyen herhangi bir hastalığın belirtisi ağızda olduğu için bütünen görmekte fayda var. Peki bir ağızda kemik yetersizliği sorunu varsa yine implant yapılabiliyor mu? İmplant yapılabiliyor ama bu sefer süreç uzuyor. Ne yapıyoruz? Bu sefer ilk önce bir kemik oluşturuyoruz. Eğer kemik çok az bir miktarda kemiğe ihtiyacımız varsa çenenin önünden, şuradan, şu arkalardan, retromolar bölgelerden küçük cihazlarımız var. Onlarla kemik alıp ufalayıp o bölgelere koyabiliyoruz. Eğer kemik problemi çok ileri ise çok aşırı bir şekilde kemiği yoksa hastanın kalça kemiğinden alabiliyoruz. O kadar. Aynen öyle. Her türlü kemik oluşturulup implant yapılabiliyor. Ama kemiğin oluşması için tabii süreç geçiyor. Orada aldığımız kemik ilk önce çene kemiğinin içerisinde geçiyor. Adapte olacak. Zaman uzayacak. Zaman uzayacak. 6 ayla 1 sene arasında o uzuyor. Sonra implant yapıp bir miktar daha bekliyoruz. Yani tedavi süresi 1,5-2 yılı bulabiliyor bu sefer. O kadar uzunca bir süre. Peki bu arada hasta bu tedavi süresinde dişleri olmadan nasıl? Yani geçici olan bazı protezler kullandırabiliyoruz. Geçici minik vidalar koyup onların üstüne kullanabileceği bazı dişler yapabiliyoruz ama çünkü hastanın zaten dişi yoksa bu takma çıkarma protez dediğimiz hele kemiği yoksa o protezleri inanılmaz zor kullanıyor. O kadar kötü ki onu kullanmak. Hapşırsa çıkıyor, yemek yerken paldır küldür çıkıyor. Evet. Denizde görünür çoğu zaman sahile vurmuş yani yüzüyor protez o kadar. Çıkmış. Farkında yani, değil. Çıkıyor. Dolayısıyla bu kişiler aslında yaşlandıkça aile içerisinde yemek yemekten de kaçınıyor. Sofraya oturmak istemiyor. Tabii şey utanç gibi oluyor, çekiniyor. Yani o sosyal yaşantısı da zarar görüyor. Dolayısıyla o kadar kötü duruma gitmeden tedavi yöntemine hep baktırmak gerekiyor. Peki implant yapılmış bir diş diğer dişlere göre daha mı sağlamdır? Hani mesela elma yiyebiliyor muyuz? Ceviz kırabiliyor muyuz? Gerçi ceviz kırmayı hiçbir dişi tavsiye etmiyor orası. Evet ama hani kolay kırılabiliyor mu? Şimdi implant kendiliğinden kırılmaz. Fakat implantın içerisinde şurada bu abutment dediğimiz bir malzeme. İmplant şu. Porselen bunun üzerine geliyor. Bunun içerisinde bir vida var. Eğer aşırı baskı, yanlış baskı olursa o vidada gevşeme olabiliyor veya kırılma olabiliyor. Hiçbir şekilde ana dişimizle yapmamamız gereken her şeyi implantla da yapmıyoruz. Bunu ana diş gibi görüyoruz çünkü. Hatta dişlerimizde, kendi dişimizde 0,3 milim kadar bir esneme payı vardır. Bunda diş etlerinde esner. İmplantta bu esneme payı yok maalesef. Ama kemik de implant yapılan yerde de kemik erimesi duruyor. Eğer hiçbir şey yapmazsak kemik erimeye devam ediyor. Yani o zaman hani çivi var daha sağlam gibi bir düşünceye kapılmamamız gerekiyor. Tabii ki kapılmamamız lazım. Normal ana dişimizi nasıl fırçalıyorsak implantı da fırçalayacağız. Nasıl ki kendi dişimizin etrafında enfeksiyon oluşabiliyorsa implantın yanında da oluşabiliyor. Şu anda eskiden implantın tutmama sorunu vardı. Şu anda implantların enfeksiyon sorunu var. Yani çünkü hasta bunu düşünmüyor. Ben yaptırdım. Bunlar biraz da maliyetli işler. O kadar da para verdim. Tabii ki hiçbir şey olmayacak düşüncesiyle görüyor hasta. Ve bakımını imal edebiliyor. Öyle bir şey yok mutlaka. Hani ana dişimiz çürümüş. Hasta geldi ben diyorum siz Allah'ın verdiği kusursuz olan dişlerinizi götürmüşsünüz. Yoktur ağzınızda. Bu da gidebilir. Dolayısıyla tabii ki biz diyoruz ki ömürlük bir tedavi. Sağlıklı bir tedavi. Ama neden? Bütün bakımınızı yaparsanız, kontrollerinize düzgün giderseniz. Mesela ben geldim size. Bir baktınız nasıl bir tedavi yöntemi. Evet. İmplant yapılmasına karar verdik ikimiz beraber. Hani bu süre içerisinde ne kadar zaman ben bu istediğim dişlere sahip olabiliyorum? Şöyle hemen bir film çekiyoruz. Röntgen. O röntgene göre implantın boyunu ve çapını kararlaştırıyoruz. Ertesi gün implantımız bunu beraber mi karar veriyoruz? Yok, onu filmini çektikten sonra biz kendimiz karar veriyoruz. Ardından implantınızın yerleşmesi, onu planlıyoruz. Ben planlıyorum. Planladıktan sonra implantın yerleşmesi, tek implant için diyorum 3 dakika 4 dakikadır. Çünkü önemli olan plandır. Plan yapıldıktan sonra gerisi çok kolay. Biz implantı sıkarken bir tork kuvvetimiz var. Eğer 40 Newton'un üstündeyse ertesi gün de diş takabiliriz. Ama biraz daha o güç, çene kemiğinin gücü ve implantın yerleşme gücü düşük ise o
ortalama 5 ya da 6 hafta bekliyoruz şu anda. İmplantlarla, teknolojiyle birlikte implantların yüzey özellikleri de değişti. Ve bu bekleme süresini eskiden 3-6 ay beklerdik. Şu anda 5 haftaya kadar düştük, 3 haftaya kadar düştüğümüz süreler var. Hatta ertesi gün yüklediğimiz implant şekillerimiz bile var. Bayağı o kadar evet. Yani. Ya ortalama hasta 1,5-2 ayda bütün dişlerine sahip olabiliyor. 1,5-2 ay. Ortalama. Ama mesela bununla birlikte başka ikisi beraber böyle mix diyeceğiniz tedavi yöntemleri de oluyor mu? Hani implantla beraber. Yani eğer implant yapıldı diyelim öbür taraflarında da başka problemleri var. Onları da illa da hani her şey hafif bir bozuk dişi bile biz bunu çekelim implant yapalım demiyoruz. Kurtarma yöntemine geçiyoruz normal kaplamayla. Dişin köküne kadar kırılmış diyelim. Ama kökünü filmini çekiyoruz sapasağlam. Evet. Bunu çekmeye gerek yok. O kökün içerisine pimler diyoruz, fiber post dediğimiz, kökün içine o kanalına yerleştirdiğimiz bazı malzemelerle üstüne kaplama yapıp dişi yine kurtarabiliyoruz. Yani kök yüzeyi, kökü sağlamsa o kökü illa çekip de biz implant yapalım da demiyoruz. Yani kurtarılabilir. Yeter ki hani böyle çok enfeksiyon yaratmış olmasın, ağızda çok harabiyet yaratmış olmasın. İsteyen bir hekim biraz da mücadele ederse oluyor. Hastayla iyi bir iletişim kurulursa kurtarılabiliyor dişler. Bir de mesela şu anda hani estetik de çok ön planda. Evet. Hani sadece sağlık olarak tabii ki çok önemli diş sağlığımız ama görüntü olarak da çok önemsiyoruz dişlerimizi. Evet. Hani böyle insan mesela geldim size güzel bir gülüş tasarlamak için neye göre hareket ediyorsunuz? Şimdi herkesin aslında gülüş tasarımında estetik ve sanat birleştirilecek, hastanın istekleri de göz önünde bulunulacak. Ünlü resimleriyle gelenler. Onlar çok kötü. Evet, çok fena. En sevmediğimiz hasta tipi onlar. Ben şunun dişini istiyorum ama sizin yüzünüz ona yakışabilecek derecede mi? Yani şekliniz uygun mu? Nasıl yapılabilir? Öncelikle hastanın resmini çekiyoruz. Gülüş haliyle biraz konuşturuyoruz onu. Konuşması nasıl? S harflerini rahat söyleyebiliyor mu? Söyleyemiyor mu? Biraz sohbet ediyoruz. Çünkü S'yi tam söyleyemiyorsa ön dişlerin arasında açıklık vardır. Tam harfleri tamamen güzel telaffuz edebilmesi gerekiyor. Siz bu arada konuşurken inceliyorsunuz. Konuşurken biz onu inceliyoruz aslında. Hastayla sohbet ediyoruz ama anlatıyor. Ha, sen öyle, ne istiyorsun? Ha. Şöyle midir, böyle midir? Eğer dişler çok kalın yapılırsa, büyük yapılırsa bu sefer aşırı bir eklem yorgunluğuna girecek çünkü. Ve çok daha zor olacak. Sabah kalktığında ciddi ağrılarla uyanacak. Daha kötü. Resimleri çektikten sonra hastanın isteklerini soruyoruz. Siz ne istersiniz? Şöyle miydi, böyle miydi? Ardından onun istediklerini öğrendiğimizde çok basit dolgu malzemelerimiz var. Ağzında birer ikişer o dişlerini büyütebiliyoruz, küçültebiliyoruz ve gösteriyoruz. Diyoruz ki bakın aynaya sizin istediğiniz diş şekli böyle dörtgendi. Biz size şu dörtgen dişi koyduğumuzda böyle olacaksınız. Bakıyor, ben bu hiç güzel görünmüyorum aslında mesela. Diyor. Siz bize bırakın bir bakalım diyoruz. Biz nasıl yaptığımızda nasıl oluyor? O bizim söylediğimiz şekli yaptığımızda %90 beğeniyorlar. Diyorlar gerçekten böyle daha iyiymiş. Ama bununla da yetinmiyoruz. Bunu bir bilgisayar programına aktarıyoruz. Programda bu kişinin o dişin boyutunu milimetrik olarak ayarlıyoruz. Çünkü bir yüzümüzde de bir altın oranımız var bizim. Evet. Şu göz bebeklerimizden geçen çizgiden böyle aşağıya doğru bir çizgi çizdiğimizde köpek dişlerimizin üstünden geçmesi gerekiyor. Yani kişinin güldüğü zaman o büyük kazılara kadar görünmesi gözüken gerekiyor. Ön dişleri. Evet, efendim. Hoş görünmesi lazım. Bayanlarda dişlerin daha yuvarlak olması lazım. Erkeklerde daha köşeli dişler daha maskülen bir yapı verir ve daha erkeksi yapı verir. Bazen ben daha şey görünmek istiyorum, daha hoş, daha sevimli görünmek istiyorum diyen hastalarımız olabiliyor. Ön dişleri uzun isteyenler. Ön dişlerine bir ara Sezen Aksu modası vardı. Evet. Herkes çok uzun istiyordu. Uzunu kısaltmak tabii kolay olabiliyor ama yani gösteriyoruz onu da ağzında. Belli bir dereceye kadar uzun yapmak lazım ama özellikle böyle ekran önündeki kişilerde ön dişlerin daha belirgin olması gerekiyor. Güldüğünde ya da mankenlerde daha belirgin dişler, daha beyaz dişler ekran önünde onları daha hoş gösterebiliyor. Evet. Ama illa da bembeyaz olacak diye böyle tebeşir gibi dişlerle gülmek de hiç hoş oluyor. Değil. Çok sahte oluyor ve hasta doğallıktan gidiyor. Aslında bizim yaptığımız işin biraz daha doğala da yakın olması lazım. Biz hep derdik beyaz estetik, beyaz estetik. Şimdi bizde ince ince kırmızı estetikler önemli. Sağlıklı diş eti. Beyaz dişi diş kaplayan eti. Diş eti deriz. Eğer şu dişlerimizde mesela çarpık diş, bu dişle bunun arasındaki diş etimiz şu üçgenler vardır. O üçgenler sağlıklı görünmezse, böyle kün kün görünürse, diş etleri kötüyse istediğiniz kadar mükemmel diş yapın. Hiç güzel görünmez. Böyle ama o diş etinin de tedavisi görünür. Var mı? Nasıl yapıyorsunuz? Tabii ki. Diş eti de tedavisi ilk önce diş eti sağlıklı olacak.
diş eti kanamayacak. Sağlıklı diş eti asla kanamaz. Yani eğer ki çok ciddi bir vitamin problemi yoksa D vitamini eksikliğinde çok kanar. Yani normal şartlarda diş fırçalarken dişimizin kanaması asla doğru kanamaz. Bir şey. Yani normal hayır, bir şey kanamaz. Değil. Normal değil. Çok böyle haşır haşır zedeleyip böyle el gücüyle aşırı şekilde zorlamadıkça sağlıklı bir diş etinin kanaması mümkün değil. Kişi der ki sabah uyandım diş etlerim kan içerisinde. Bu sağlıksız bir durum. Yanlış bir durum. Bir şey var, kanamasına sebebiyet veren bir şey var. Ya diş taşı olmadı. Vardır. Tabii tükürükte falan kanama olmaması lazım. Normal şartta olmaz. Bu sağlıklı diş etiyle diş birleştirildiği zaman estetik oluyor. Estetikte ne yapabiliyoruz? Beyazlatmalar yapıyoruz, diş beyazlatmaları. Veya laminalar yapıyoruz. Laminalarda bu takma tırnaklar gibi incecik dişin yüzeyinden kaplama kazıyoruz. Gibi. Ama dişi şey yapıyoruz, küçültüyoruz. Dişleri mutlaka birazcık küçültüyoruz tabii. Bazen hiç küçültmediğimiz olabiliyor ama bu dişler çok küçükse eğer kendiliğinden küçük ve biraz biz büyümesini istiyorsak olabilir. Aksi halde kendi dişimizin üstüne koyduğumuzda kocaman kaba bir şey olur ki hasta mutlu olmaz. Evet, görüntü biz, kaba olur. İstediğimizde diyoruz ki kişi güldüğünde büyük azı dişlerine kadar görünsün. Bunları bazen büyütebiliyoruz. Dişlerin büyütmesini yapabiliyoruz. Zirkonlar yapabiliyoruz. Zirkonlarda da normal metal zirkon porselenler ve lamina değil. Aynı şey mi? Değil. Ne farkı? Laminada dişin sadece ön yüzeyini kesiyoruz. Zirkonda bütün yüzeyini kesmek zorundayız. Dişin ön yüzeyini değil, arkasında. Laminada dişin içi kendi dişiniz. Dilinizi sürdüğünüzde kendi dişinize dokunuyorsunuz. Ama zirkonda bütün dişi kesmemiz gerekiyor. Bütün diş içi de kapsayan bir şey. Yani lamina biraz daha ince. Zirkon biraz daha kalın. Fakat bunların her ikisi de son derece estetik malzemeler. Ama bu neye göre karar veriyorsunuz? Zirkon? Dişin madde kaybına göre. Eğer dişte çürük varsa, madde kaybı çoksa, sadece çok görüntü olarak bir şey fark etmiyor. Fark etmiyor. Daha sağlık estetik açısından. İçin, sağlık açısından durumuna göre karar verebiliyoruz. Evet. Zirkon daha çok kayıplı. Zirkon biraz daha diş madde kaybı fazlaysa veya önceden kaplamalar yaptırmış kişi geriye dönüşü yok. Ama sapasağlam dişle geldiyse kişi, ben estetik bir şey istiyorum derse, sadece genellikle ön yüzeylerinden çok az madde kaybı yaparak yapıyoruz. Çünkü bizde estetik diş hekimliğinde ana kural dişten en az madde kaybı olarak, dişe en az zarar vererek maksimum estetiği sağlamak. En iyi estetiği nasıl sağlarız ona bakıyoruz. Neden faydalanırız? Bondinglerden faydalanabiliyoruz. Bonding demek estetik dolgu malzemesiyle yapılan işlemler demek. Kompozit malzemeler demek. Nasıl yani? Diş aralıkları var kişinin. Ama lamina için dişini kestirmek istemiyor. Sağlam, çok güzel diş yapısı. Ama dişlerin aralığından mutsuz. Bunları orayı doldurmak estetik istiyor. Estetik dolgu malzemeleriyle doldurabiliyoruz. Dişi kısa, diş yapısı dizisi çok güzel ama dişi kısa. Bunları yine bu dolgu malzemeleriyle uzatabiliyoruz. Veya peki laminaya da zirkonu uzatabiliyor musunuz? Uzatamıyoruz. Yani lamina ile zirkonu da dişi keserek uzatabiliyoruz. Hani sağlam bir malzeme. Bunlar yapay malzemeler. Ama dolgu da üstüne böyle yani aşama yani mesela onu yaptırdı. Şeklinden memnun değil. Çıkartıp yenisini mi yaptırmak? Evet. Laminadan memnun değilse çıkartmak. Toptan atıp yenisini yapmak yenisini zorundayız. Yapmak. Aynen öyle. Dolguyla uzatamıyoruz. Dolguyla kendi dişimiz uzatabiliyoruz. Kendi dişi gibi. Kendi ana dişimizi. Ama bu bondinglerde geriye dönüşü fazla. Kişi yaptırdı ama mutlu değil. Çıkartabiliyor. Evet. Dişe zarar vermiyor çünkü bunlarda. Sadece bunun dezavantajı nedir? Çok böyle tütün ürünleri içiyorsa kişi zaman renk içerisinde cilaya ihtiyaç duyuyor. Evet, renk olayı. Ötekilerde olmuyor mu peki? Onlarda olmuyor. Onlarda diyelim 4 gün fırçalamadı, 5 gün fırçalamadı. Tabii bu kesinlikle yanlış. Yani. Ardından tek bir defa fırçalasa tekrar en eski rengine geliyor. Geliyor. Aynen öyle. Çok güzel. Onun bakımı nasıl oluyor? Özel bir bakıma gerek var mı laminizde? Sadece özel fırçaları, diş arası fırçaları var. Yani o aralıklara yapışma bölgelerinin daha iyi fırçalanması için. Şeyleri var, diş ipleri var. Mutlaka ana dişlerimizde de çünkü o aralıkları ancak onunla temizleyebiliyoruz. O şekilde yaparsa bazen az duşlarından faydalanabiliyoruz. Çok iyi fırçalayamıyorsa basınçla su akıtan ağız duşları deriz biz ağzımızın içerisinde. Onlardan faydalanabilir. Yani ama hiçbir yapılan malzeme yaptırdı dişini. Kişi diyor ki bize bu kadar yaptırdık. Bunu çok fazla da fırçalamamıza gerek yok. Böyle bir şey yok. Her yapılan malzeme ana dişten daha fazla bakım ister. Ha, daha fazla. Daha fazla bakım ister. Biz ana dişimizi fırçalarken zorlanıyorsak, hiç ağzına fırçalama girmiyor ise o hastada daha dikkatli oluyoruz. Diyoruz ki bu kişi bakımına yeterli önem vermeyecek veya biraz süresini uzatıyoruz onun dişini takarken.
kontrol sürelerini artırıyoruz. Diyoruz ki sizinle daha erken görüşmemiz lazım. 6 ay değil de 2 ayda bir görüşelim. Çünkü zaten çok kötü ağız bakımı. Yapılan restorasyonu daha iyi fırçalayacak. Daha iyi bakması gerekiyor. En çok şeyde görüyoruz. Ortodontik tedavilerde. Şimdi hasta çocuk yaşta oluyor genellikle. Ve 14-15 yaşında genç insanlar. Eğer iyi bir ağız bakımı yoksa tel takıldığı zaman daha fazla fırçalaması gerekiyor. Fırçalamıyorsa tel takıldığı zaman fırçalamada bir farklılık daha oluyor. Daha zor fırçalamak. Evet, daha ince, daha ince fırçaları var. Hmm. Özel fırçaları var. Onunla fırçalaması gerekiyor. Bir bakıyoruz tel taktı düzelsin diye bütün dişlerini çürütmüş. Bu sefer tel takmamak daha iyi. Yani en azından çarpık dolaş, çürük dolaşacaksa. Yani iyi fırçalamazsa tel taktığı zaman çürümeye daha de yol açabiliyor. Daha da fazla çürümeye yol açabiliyor. O yüzden de biz diyoruz ki her ne yaptırırsanız yaptırın. Daha fazla fırçalamak zorundasınız. Daha iyi bakmak zorundasınız. Çünkü bir o kaplamanın iç kısmına diyelim ki küçük bir yemek parçası kaldı. Çok ciddi bir koku yapar. Diş, kendi ana dişlerimizin yüzeyi biraz daha kaygandır. Hani kalmayabilir. Ama kaplamalar biraz daha dikkat isteyen, korunmak isteyen malzemeler oluyor. Şimdi tam öyle diş fırçalamaya falan gel. Diş beyazlatmayı da anlatalım izleyicilerimize. Diş beyazlatma herkese uygulanabiliyor mu? Ne kadar zaman idare edebiliyoruz o güzel beyaz dişlerimizi? Şimdi diş beyazlatması iki türlü yapılabiliyor. Esasen olması gereken ofis tipinde hekimin gözetimi altında yapılan beyazlatma. Bunun pekiştirici olan kısmı ev tipi. Bir de plaklarla ölçü alıyoruz. Plağın içerisine daha düşük konsantrasyonlu bir malzeme koyup hastaya bunu daha mükemmel, daha uzun süre gitsin diye 3-4 gün daha kullanmasını istiyoruz. Nasıl oluyor 3-4 gün daha? İdeal beyazlatma o. Şimdi hekim tarafından... Yatarken bir şey mi takıyor? Yatarken bir şey takıyor. Bu beyazlatmayı pekiştirici olan bir şey ama oluyor. Ama siz muayenehanede de bir muayenehanede biz ilk önce onu yaptıktan sonra yapıyoruz. Beyazladı, 4-5 ton açıldı. O ne kadar sürüyor onun süresi? En az 2 yıl. Normal şartta sağlıklı bir şekilde beyaz kalabiliyor kişinin dişi. Hayır, mesela size geldim beyazlatma süresi ne kadar? Hani muayenehanede 45 dakika. 45 dakika. Muayenehanede içerisinde 40-45 dakika. Işınlı bir şeydi galiba. İlk önce dişlerin, diş etlerini koruyucu bir malzeme sürüyoruz. Üstüne beyazlatıcı ajanı sürüp lazer ışığıyla bunu aktiflettiriyoruz. 40-45 dakika arasında istediğimiz beyazlığa ulaşabiliyor çoğunlukla. Bazı hasta sıkılabiliyor 40 dakika, o şekilde kalmak istemeyebiliyor. İkiye bölebiliyoruz yani bir 15 dakika bir kez yapıp sonra bir yarım saat daha sonra da yapılabilir. Yani ertesi gün de yapılabilir, herhangi bir zarar yok. Ama öyle bölününce aynı etki veriyor mu? Aynı etkiyi yapıyor, fark eden bir şey olmuyor. Yalnız diş mineleri çok çatlaksa, eğer çok çok böyle çatlak da normalde sıcak soğuğu aynı anda ağzına alamıyorsa, ağzında çürük varsa bu kişilere diş beyazlatması işlemleri tedavi etmeden yapmak yasak. Normalde ilk önce çürükler yapılacak. Çünkü o bölgeye beyazlatıcı ajan gittiği anda sızım sızım sızlar. Daha kötü olur. Yani özellikle diş iç çekilmelerinde kole çürüğü varsa. Kole dişin şu kısmıdır. Yani şu diş etinin birleşme yeridir. Şu kısım. Bu yanlış fırçalamayla olabilir. Aşırı hassasiyet yapar bu kısımlarında. Dolayısıyla ilk önce buraları bir doldurmak gerekiyor. Tedavi olup sağlam dişe beyazlatma yapmak lazım. Yoksa sızlama yapar, hassasiyet yapıyor. Çok ciddi hassasiyet yapar. İşte beyazlatmanın hani kötü olması derler ya çok aşırı hassasiyet yaptı. Aslında belki de çürük vardı ağzımızda. Belki ciddi diş eti çekilmeleri vardı. Oraları kapatıp ondan sonra yapmak lazım. Bir de doğru konsantrasyonlu ilacı kullanmak lazım. Eğer çok hassassa kişilerde daha düşük konsantrasyonlu ilaç kullanıp söylediğim gibi ikiye bölmek lazım. Yani bir gün birini yaptık, 2-3 gün sonra da yapılabilir. Biraz bekletip daha sonra yapmak lazım. Sonra bir sene, 1,5 sene mi dayanabilir? En az 1,5-2 sene çok rahatlıkla beyaz gülümseyebiliyor. Biz dişin kimyasal yapısını değiştirdiğimiz için diyelim ki yeniden yaptırmak istedi. O durumda böyle yarım saat, bir saat beklemesine kalmıyor. Gerek kalmıyor. O ev tipi dediğimiz verdiğimiz malzemeyi bir gün ya da iki gün taksa en eski şekline tekrar dönüyor. Bembeyaz hale gelebiliyor. Peki bunun çocuklara falan da uygulanabiliyor mu? Uygulanmıyor. Ergen olsun istiyoruz. Şu gençlerde çok moda var bembeyaz gülümsün diye. Biz istemiyoruz. Ergenlik bir yaşına gelsin. Düzgün diş etleri otursun, damak otursun. Ondan sonra diyoruz. Çocuklarda uygulamamak lazım. Bu mesela sert diş fırçalamaktan bahsettik de izleyicilerimize bir de doğru diş fırçalama tekniklerini anlatabilir miyiz? Şimdi diş fırçasının seçimi önemli.
kişi diş yapısına göre hekimiyle birlikte karar verecek. Onu neye göre karar vereceğiz? Mesela bakıyorum işte, ben böyle marketlerde, eczanelerde yumuşak, orta yumuşak, aynen, sert. Evet. Genellikle eğer el gücünüz çok sert ise yumuşak ya da orta serti tercih etmemiz lazım. Çok sert fırçalıyorsa. Fırçanın tipine bakıyoruz. Normalde 3 ayda gitmesi gerekiyor. 1 ayda tamamen aşınmış durumda. Bu kişinin el gücü çok yüksektir. O nedenle bu kişinin daha yumuşak fırça kullanması gerekiyor. Hıncını dişlerinden alıyor demektir yani. Aynen öyle. Hatta çok stresli kişi deriz bu kişilere biz. Onun daha yumuşak veya orta sert kullanması gerekiyor. Genellikle %90'ı orta sert fırça ideal bir fırçadır. Orta yumuşak, orta sert. Ve bu diş için üretilen fırçaları kullanmak lazım. Kozmetik o kadar ileri durumda ki ve maalesef reklamlar o kadar fazla çok ki. Çok fazla var alternatif. Çok fazla. Dolayısıyla hani diş için üretilen bazı firmalar var. Onları tercih etmemiz gerekiyor. Elektrikli diş fırçaları nasıl? Onların bastığımızda duruyor ise eğer son derece sağlıklı. Ama bazı tipleri durmuyor. Bastığınızda ne kadar güçlü bastırırsanız o kadar hızlı dönüyor. Bu sefer hem onun bir mekanik gücü var hem elinizin gücü var. İkisi bir araya birleşince bu sefer daha fazla zarar verebiliyor. Ama bastığında durulan elektrikli fırçalar ideal, güzel fırçalar. Fakat içlerini falan iyi fırçalamak lazım. Şimdi onlar temizlik veriyor ya, sadece önlerini yapıyor hasta. Evet. Diyor ki beyazladı, ne güzel görünüyor. Ama içlerini, dişlerin çiğneme yüzeyine biz fırçalarken deriz ki, şimdi dişi aldık. Şunu fırça diye düşünsek. Şöyle dairesel hareketlerle, yarım yuvarlak, diş etinden dibe doğru süpürme hareketiyle fırçalamak lazım. Şu şekilde. Şöyle, evet onu söyleyecektim. O biz şekilde böyle bir orijinal şöyle bir aynen öyle. Sağ sola. Küçükken bize de yanlış öğretilmiş. Şöyle fırçalayın sağdan sola. Bu tamamen yanlış. Dişin şu kısmını fırçalıyor ama şu diş etleri fırçalanmıyor. Buralarda taşlar birikiyor. Alt çeneyi de böyle daire hareketleriyle fırçaladık. Bu sefer dişin çiğneme yüzeylerini, şuralarını da fırçalayacağız. Asıl şuralarda bu biz hep arkadaşlar kalır zaten deriz. Evet. Şunlar hani yamuru yumuru deriz, evet, içerisinde. O kısımların da temizlenmesi gerekiyor. Asıl çürük oralardan oluşuyor. İç yüzeylerini de temizlersek tükürük bezlerin açılma kanalları şu bölgelerde, üst çenenin arka kısımları, alt çenenin önleridir. Oralarda daha çok taş oluşur. Tükürük bezleri o bölgelerde daha fazla dışarıya açılır. Dolayısıyla fırçalarken şu alt ön bölgeyi çok daha dikkatli fırçalamak lazım. Oraya aşmamak lazım. Çünkü diş taşı orada olabiliyor. Ne kadar bakımlı olursak olalım, bende de olabiliyor. Tükürük bezleri ama daha fazla çalışanlarda. Ama diş taşı herkeste çıkan bir şey mi? Yani mutlaka çıkar mı öyle ya da böyle? Yok, herkeste illa çıkacak diye bir şey yok. Hani bakımla ilgili ama o bölgeyi biraz hızlı geçiyoruz. Veya tükürük akış hızı daha fazla oluyor kişide. Peki biz daha bakınca kendi kendimize diş taşımız olup olmadığını görebiliyor muyuz? Nasıl bir şey o diş? Göremeyiz. Küçük küçük böyle parçacıklar da diş etinin içerisine de gömülü olabiliyor o. Yani dilinizle şöyle yaptığınızda orası bomboş gibi ise, yani dişinizi hissetmiyorsanız muhtemelen bir diş taşı küçük de olsa var olabilir. Veya dokunduğunuz kanıyor. O zaman diş etinizin içerisinde mutlaka diş taşı var. Biz kendi kendimize göremeyebiliriz. Göremeyebiliriz. Siz de özel aletlerle mi bakıyorsunuz? Biz de böyle şu aynalarla içinden baktığımızda zaten bizim hani bir de göz aşinalığı olduğu için çok rahat görünebiliyor. Peki yani mesela bu tamamen dişlerini kaybetmiş kişiler için söylüyorum. Hani tamamen kemiğini kaybetmiş ve sağlıklı dişlere sahip olmuş oluyor. Bununla ilgili yaş şeyi var mı? Hani şu yaştan sonrası için artık o damak kullanması gerekli falan gibi düşünüyorum. Değil aslında. Şimdi bizim şu bölgemizden bir mandibüler sinir geçer. O mandibüler sinirin şu 2-3 milim diyelim ki üstünde kemik kalmış. Bunu bir şey yapamıyoruz. Mecburen damak kullandırmak zorundayız. Ya da o komplikasyonları kemik alıp yerleştirip ona göre bir işlemler kullandırmamız gerekiyor. Kişi kanserse, kanser ilacı kullanıyorsa implant yapamıyoruz maalesef. Kemik erimesi ilaçları kullanıyorsa implant yapamıyoruz. Kemik erimesi ilacı dediğimizde hasta anlayabiliyor ama biz bifosfonat deriz tıp dilinde. Bifosfonat kullanıyor musunuz denildiğinde kimse bir şey söylemiyor. O ilaç kullanmıyorum. Abi kemik erimesi için kullanıyorum, onu herkes kullanıyor diyor. Bunda kemik tahta gibi oluyor. Tahta gibi olduğu için biz kemiğin kanlanmasını isteriz. Daha sağlıklı bir şekilde oraya kan gelecek ki iyileşebilsin. Dolayısıyla bu ilaçları da kullanmaması gerekiyor. Ama kalp hastasında, şeker hastasında kontrollü ise doktoruyla iletişime geçerek çok rahat diş haline getirebiliyoruz. Burada yaş sınırı yok. 90 yaşında da olabilir. Kişinin daha rahat kullanımı için 100 yaşında da olabilir. Çenesine uygun astarlama malzemelerimiz de var. Yani hasta çok kötü kemiği ama daha yumuşak olan, onun içerisine astar olup dediğimiz veya yapışkanlık kullandırabileceğimiz protezlerimiz de var. Ama mümkün olduğu kadar tabii
diş kaybı ne kadar erken giderilirse, yaş sınırı daha yukarıya çıkmadan yapılırsa tehlikelisi olmaz. Ama iman edilen bir şey var, bu bir gerçek. Yani dişimiz ağrımadan bir diş hekimi aklımıza gelmiyor maalesef. Doğru olmuyor. Şu anda sadece estetik için geldikleri için biz hani görüyoruz çürüyor, diyoruz ki aa doğru. Hani şu anda görüntü işte, kaplama yaptırmak istiyorum, ön dişlerimi uzatmak istiyorum. Siz bir bakıyorsunuz arkada iki çürük var. Özellikle bu selfie çekmesinde şöyle yapıp giriyorlar ya. Girdikleri zaman dişlerinin görüntüsünden mutsuz olanlar doğru bize koşuyorlar. Aslında bu selfie çekimleri arttıktan sonra bizim bu hastalıkları yakalamamız daha kolaylaştı. Yani insanlar problemi olmadan da gelebiliyor sadece görüntüyü düzeltmek için. Ama biz bütün an baktığımız için arkada çürük varsa bizim görevimiz anlatmak. Anlattığı zaman kişiye, yani sizin diyelim ki hasta geldi, ben bunu çektirmek istiyorum dedi. Biz hastaya anlatıyoruz, bakın çekilmemesi gerekiyor. Çekildiği zaman şu 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 olur, kemiğiniz erir, gider. Çeksek çekilmesi gereken bir diş ise bile ardından hemen implant yaptırmanız lazım. Hasta diyelim ki ikna olmadı, gidiyor başka bir yerde çektiriyor. Hiç, yani öylesine çektirdikten sonra. İnanın bir sene sonra da olsa geliyor diyor ki ah ben diyor farkına vardım ki aslında çekilmemesi gerekiyordu. Doğru kararı siz vermiştiniz. Dolayısıyla siz doğruyu biz hekim arkadaşlarımıza özellikle yeni mezunlara hep diyoruz. Anlatın. Siz doğruyu anlatın. Doğruyu yapmaya çalışın. Çünkü yani illa hastanın istediği, hekimin istediğinin olması gerekiyor. Ya hasta ben şunu istiyorum demekle bütün dişlerimin kaplama yapmak istiyorum diyor. Ama o kadar gereksiz ki. Hem de çok maliyetli değil mi bütün dişlerin? Yani tabii ki maliyeti de gittikçe artıyor. Çünkü bunlar uzun vadeli kullanılan şeyler ve diş malzemeleri gerçekten maliyetli de hep dolarla yani euro ile olan. Yani iyi bakarsa o kaplama dediğiniz işte maliyetli olan tedavinin sonucunda öyle ömürlük mü oluyor? Ömürlük de olabilen olabiliyor. Yani diş eti sıkıntısı çıkmazsa en az 20-30 sene çok rahatlıkla kullanabiliyor. Hı-hı. Ama tabii her zaman teknoloji değiştiği için hani 10 senede bir yeni bir şey çıkıyor. Daha sonrasında ne çıkar bilmiyoruz. Bu peki diş etinin böyle rengini değiştirmek gibi bir şey var mı? Evet. Şimdi çok böyle yine tütün ürünleri içenlerde diş mor oluyor. Evet, mor renklidir. Sor. Sağlıklısı bunun pembedir. Sağlıklısı böyle portakal kabuğu rengidir. Sağlıklısı pembe, güzel bir pembedir. O mor rengi yumuşak doku laziriyle biz soyabiliyoruz. Aa. Soyduğumuzda çok güzel tekrar böyle pembe bir görüntü olabiliyor. Aynen öyle. Öyle ağrılı bir işlem de değil aslında. Küçük bir anestezi kremiyle ya da küçük bir anestezi iğne vurmayla çok rahat olabiliyor. Ama alışkanlıklarından vazgeçmesi gerekiyor. Yani devam ederse yeniden aşırı tütün içimine 2 sene sonra yeniden moruluyor. Her şekilde zaten ağız sağlığında en büyük düşman o herhalde. Aynen öyle. Maalesef. Çocuklarda mesela hocam hani süt dişleri nasıl olsa dökülecek diye bakım bazen çocuklar tarafından ihmal ediliyor. Çürükler olmuş oluyor. Hani bunların tedavisi nasıl yapıyorsunuz? Şimdi süt dişleri aslında kişinin kalıcı dişlerinin bir belirtisi. Biz süt dişlerini çok önemseriz, deriz ki bunlar sağlıklı olursa altından gelecek olan dişler de sağlıklı gelecek. Hı hı. Aksi halde onlarda bir çürük varsa, şimdi süt dişi ağzında 2,5-3 yaşında tamamlanıyor. 6 yaşından itibaren diğer kalıcı dişlerimiz çıkmaya başlıyor. Biz mesela süt dişlerine göre ağız yapısını artık tahmin edebiliyor muyuz o çocuğun ileride? Tabii ki. Eğer süt dişleri bile böyle çok çarpık burçuksa mutlaka bu kişinin dişleri, sürekli dişleri çarpık olacak demektir. Veya ön dişlerinin arasında süt dişlerinde aralık olması gerekiyor. Ön dişlerinin arasında böyle bir bağ varsa, altta dil bağdır üstte, eğer çok o bağ kalırsa sürekli dişin arası ayrık kalacak demektir. Küçük bir yumuşak dokun lazeriyle oraya çak diye aldığınız zaman o bağ olmayacak, dişler, yeni gelen dişler pat diye yerine oturacak. Süt dişiyle sürekli dişler 12 yaşına kadar komşuluk yapıyor. 12 yaşında daimi dişlenme tamamlanıyor. Süt dişlerinin tamamı gidiyor. Benim oğlanda işte şimdi tam sizi öyle dinliyorum. Annem olarak da dinliyorum. Alttan yenisi geliyor, düşmeyen üstte duruyor falan, böyle bir iki diş bir komşuculuk yapıyor şu anda. Aynen öyle. O komşuluk yaptığı için süt dişi sağlıklıysa sürekli diş de sağlıklı olacak. Süt dişinde olan bir çürük sürekli dişi de çürütebiliyor. Alttan gelen sağlıklı dişi de. Ve sizin mesela oğlunuzda o yaş grubu çocuklarda sert yemesi gerekiyor. Elmayı, armutu, her türlü sert meyveyi ısırarak yemesi gerekiyor. İyi geliyor gerekiyor. Değil mi bu? Tabii ki. O süt dişlerinin değişmesi de kolay olacak. Eskiden biz kendi çocukluğumuzda hatırlardık. Dişlerimizi kendimiz sallardık, çıkartırdık. Evet. Onu şimdi, da soracağım size. Sallanan dişi çekmek mi lazım? Çekilebilir. Yok, beklemeden hani çekilebilir. Doktor çekebilir veya kendi elleri de çekebilir. Sorun olmaz. Ama şimdiki çocuklarda dişler hiç değişmiyor. Bekliyor böyle, hiç alttan geliyor, oradan çıkıyor, oradan çıkıyor. Çünkü şimdiki çocuklar sert yemiyor. Sert besin yemedikçe. Isırası yemiyorlar. Hatta bırakın meyve sebze yemiyorlar ki. Aynen öyle. Yani aha. Şimdi
Ve dişler değişmiyor. Biz gelen çocuğa anlatıyoruz. Yemezsen bir ay, iki ay elmayı yemezsen bu dişi geleceksiniz biz yapacağız bak. Yapar mısın? Yok diyor, ben yerim. Ondan sonra hakikaten bakıyor ki o dişler yavaş yavaş sallanmaya başlıyor. Doğal akışına bırakmak daha doğru oluyor tabii ki. O nedenle süt dişi sağlıklı olacak ki sürekli dişte sağlıklı olsun deriz biz. Yani o zaman bunu çocuk yaşta ihmal etmemek mutlaka lazım. Mutlaka o henüz 2,5-3 yaşındayken bir doktorla tanıştırmak lazım. Doktordan korkmaması için gel dişlerini saydıralım. Gel kendisi giderken gel baktıralım. Ardından daha böyle kendi bilince oluşmaya başladığında 6-7 yaşlarında küçük florlar sürebiliyoruz. Fissür örtücüler deriz. Çocuk çocuklarda beyazlatma yapılmıyor. Yapılmıyor. Ama küçük bir şey, diyelim ki çok aşırı florlu yiyecekler falan yediği zaman veya ilaç kullanımına bağlı lekeler olduğunda çocukların dişleri de gri oluyor. Kan ilacı falan içtikleri zaman. Bunu küçük fırçayla temizleyebiliyoruz. Bu beyazlatma değil. Çocuk o dişi beyazladığı zaman hoşuna gidiyor. O lekeleri giderebiliyoruz çocuklarda ama asıl o beyazlatma yasak. Onu yapmamak peki, lazım. Peki bir de yine ağız kokusundan da bahsedeyim. O da çok sıkıntı verici bir şey. Yani ağız kokusunun en baş sebeplerinden biri diş sağlığımızla mı alakalı? Aynen öyle. Ağız kokusu artık boşanma sebebi olarak literatüre girdi. Şimdi eğer dişimizi iki gün boyunca fırçalamıyorsak, sağlıklı bir kişi de olsa, dişlerin dibinde biriken besin maddeleri plak oluşturuyor ve katılaşıyor. Katılaştığı zaman diş taşı oldu demektir. Bu oluşan diş taşı yavaş yavaş diş etini aşağıya doğru çekmeye başlıyor. Kemiğe ulaştığı zaman ve yoğun bir diş taşı ise kemiği de eritmeye başlıyor. Ciddi ağız kokusu yapmaya başlıyor. Eğer çürükler varsa, kaplamaların altında bir problem varsa mutlaka ağız kokusu oluşabiliyor. Hiçbir problem yok ağızda. Her şey mükemmel. Ama yeniden... Yoksa kaplamaların altında dediğiniz işte o zirkon ya da şey yaptı, lamina yaptı. Altındaki dişte sorun varsa da oluyor mu? İyi fırçalamıyorsa olabilir. İyi fırçalamıyorsa o aradan aralıklar içerisinden giren giriyor, tabii o ki. O alttaki gerçek dişinize zarar veriyor. Onu da çürütebiliyor. Evet. O zaman ne yapıyorsunuz? Bir o zaman mecburen onu ya çıkarmak zorunda kalıyoruz. Filmle hani onu takip ediyoruz, röntgen ne nasıl oldu nasıl olmadı diye. Ona göre ayarlayabiliyoruz. Onu çözebiliyoruz. Eğer iyi fırçalamasına rağmen ağız kokusu varsa kişinin vücutsal bir hastalığı vardır. Diyabette ağızda bir insülin kokusu vardır. Karaciğer böbrek hastalıklarında ağızdan çok tipik bir balık kokusu gelir. Böyle çiğ balık kokusu gelir o kişinin ağzından. Kişi zaten onu söyler, ya ağzımdan değişik bir şey geliyor, böyle bir değişik bir tat var şeklinde der. Böyle bir pas tadıdır. Ama dilimizi de fırçalamamız gerekiyor. Dişimizi fırçaladık, dilimizi de iyi fırçalamamız gerekiyor. Dil yüzeyinde de bakteriler birikebiliyor çünkü. Sindirim sistemi hastalıklarında ve özellikle sinüzit var ise bunlarda da gece sabah kalktığında ciddi bir koku yapabiliyor. Mide problemlerinde çok ciddi ağız kokusu olabiliyor. İlk önce hekime gidilecek, bakılacak. Ağızla ilgili bütün problemler giderildikten sonra vücutsal olarak problemler araştıracak. Yani her çürükte koku yapacak diye bir şey yok mu? Yok tabii. Yani iyi, çok çok iyi bakıyorsa kişi, yani çürük olmasına rağmen koku yapmayabilir. Yani ama çürüğü de gene dediğiniz gibi. Tabii mutlaka çürük varsa tedavi olacak. Çürük kendi kendine geçmez. Asla geçmez. Çürüğü hiçbir şey yeniden iyileştirmez. Kuru çelik dediğimiz böyle bazı lekeler vardır dişin yüzeyinde. Biz cihazımızı dokundururuz. O içerisine girmiyorsa, mineiz edilemediyse illa lekeleşmek çürük demek değildir. O durumda kalabilir ama çürümüş dişi kendi kendine hani ben buna iyi bakarım, iyileşir, öyle bir şey yok. İyileşmez. Mutlaka yavaş yavaş artık çürük başladıysa bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Hiçbir şey yok. Siz yapacaksınız. Dolgu yapılması bizden gerek. Çıkmış size geçiyor artık. Aynen yani. Öyle. Dolgu çeşitleri mesela eskiden daha koyu renkli, koyu gri dolgular vardı. Onun ismi amalgam dolguydu. Yanlış söylemeyeyim. Sonra daha beyaz, daha estetik dolgular çıkmaya başladı. Bu kimi zaman bu koyu dolguların daha dayanıklı ve daha ileriye dönük, daha uzun dayanıklı olduğuna dair düşünceler var. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi eskiden bu beyaz dolgularımız çok kaliteli değildi. Yani belli bir süre sonra düşebilecek derecedeydi. Ama görüntü olarak koyu renkler de böyle güldüğümüz son zaman derece çirkin. Siyah çürük gibi duruyor. Aynen öyle. Ve bunlarda aslında civa var. Ve civa tehlikeli. Dünya Sağlık Örgütü bunların civanın belli bir derecesi var ve tehlikeli olduğuna dair yayınlamış durumda. Ama bizlerde Türkiye'de sağlık çok çok ileri durumda değil. Maalesef yapılan arkadaşlarımız var, yapan arkadaşlarımız. Biz diyoruz ki ağızda bir tane veya iki tane civalı dolgu tölere edilebiliyor vücut tarafından bunların civası. Ama çok fazlaysa 7-8 tane ise gerçekten bunların ağız içerisindeki solundukça civa yayıyor dışarıya. Yaydıkça da civa buharı 22 derecede buharlaşabiliyor. Bütün vücut organlarına birikebiliyor. Özellikle de biriktiği organ beyin.
beynin uyku merkezine yerleşiyor. Ve böyle huzursuz oluyor kişi, uyku uyuyamıyor. Bu amalgam dolguları, cıvalı dolguları değiştirdiğimiz zaman çoğu alerjilerin kendiliğinden gittiğini düşün. Görebiliyoruz. Alerji oranı düşebiliyor. Dolayısıyla yapmamak lazım bunları. Ağız içerisinde... Kaldı mı hala? Yani nadir de olsa? Nadir de olsa yapılıyor. Hala hastalarda da var. Yalnız ben sağlam istiyorum. 30 sene önce yaptırmıştım sağlam. Öyle bir şey yok. Beyaz dolgularında son derece kaliteli olanları var. Hocam şu altın kaplamalarda var mı? Bu Azeri ülkelerinden gelenler hala isteyebiliyor altını aslında. Bir de o vardı bir ara. Ön bölgeleri tamamen altın. Eskiden zenginlik ifadesiymiş. Ne kadar altın dişi varsa ona o kadar zenginlikmiş. Ona altının bir estetik dışında bir şeysi var mı faydası kişiye? Kişiye bir... Altın aslında bakteriyi öldürücüdür. Evet. Bu porselenin altında kullanılabilir. Metal porselenli kullandığımız dişler var ya, onların altında yapılabilir. Ama o zaman tabii maliyeti çok yüksek olabiliyor. O durumda hani bakteri durdurucu özelliği var altının ağız içerisinde. Bir de şey vardı eskiden, sonra kayboldu. Pırlanta taş. Pırlanta çok bir ara çok modaydı. Aynen öyle. Herkes takardı. Onlarda da dişe yapıştırılanlar vardı. Dişi açarak evet. yaptığımız vardı. Eğer gerçek pırlantaysa dünyanın parası. Şimdi herhangi bir şey ısırdığın zaman yutacak, yazıktır. O durumda dişin içerisine vidalar gibi açıyorduk. Şaka. İçerisine. Gerçekten onu vidalıyor muyunuz pırlantayı? Koparabiliyor bazen kişi, tırnağıyla oynayabiliyor. Yapıştırdığımızda öyle. Ama onu dişe delerek yerleştiriyorduk. Gerçek pırlantaları. Yüzük gibi dişe oydunuz yani. Tabii, o da zenginlik ifadesi. Allah'ım hocam, neler çıkacak acaba yakında yani? Valla değişik. Bir kişi eğer öyle, özellikle moda dünyasında diyelim ki birisi taktı ve güzel göründü, herkes de o furya oluşabiliyor. O bir ara oldu, bir ara vardı, sonra kayboldu Allah'tan. Şu anda çok öyle taktıran yoktur. O çok şey olmuyor ama beyaz dolgular sağlıklı dolgular, estetik olarak kullanabileceğimiz dolgular cinsinden olan dolgulardır. Ve biz cıvalı dolguları ağız içerisinde istemiyoruz. Yaptırmamakta fayda var. Yani çok istiyorsa hasta yaparım diyorsunuz ama yok, çok istese de ben yapmıyorum. Ben zararlarını anlatıyorum. Diyorum ki bakın bu böyle böyle zararlı. Bizde şöyle bir temel vardır. Benim çalışma prensibim de şu. Kendi çocuğuma yapmayacağım hiçbir işlemi hiç kimsenin çocuğuna yapmam. Kendi ailemden birine, annemde babamda ben o cıvalı dolgu yapar mıyım, yapmam. Kişiye diyorum ki ben kendi ailemde yapmayacağım, size yapamam ama buyurun yapan arkadaşlarım var, yönlendireyim benden sizi. Benden çıkmasın diyorsun. Ama ben yapmam. Dolayısıyla hani belli bir prensiple olmak lazım. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bugün bilmediğimiz hiçbir şey kalmadı. Ama sizin güler yüzünüzle, hoş sohbetinizle zaman su gibi akıp geçti. Yoğun temponuzda bize zaman ayırdığınız için kliniğinizde çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İlk fırsatta tatil dönüşü de ben de bembeyaz dişlere sahip olmak için geleceğim. Diş hekimi Sonay Öztan Gökhan bizimle birlikteydi efendim. İyi ki varsın, kaldığı yerden devam edecek. Evet, İyi Ki Varsın ekibi özel röportajımızı izledik. Şimdi programımıza reklamlarla devam ediyoruz. Sonra İyi Ki Varsın ekibi olarak buradayız. Ve İyi Ki Varsın da tekrar stüdyomuzdayız. Tabii ki stüdyo konuğumuz her zaman olduğu gibi Murat Öztürk ile diş sağlığı ile ilgili konuları konuşacağız. Biraz da dolgulardan bahsedelim hocam. Evet. Bu eskiden daha yaygındı. Siyah dolgular vardı, amalgam dolgular. Şimdi onlar daha estetik ve beyaz dolgu haline geldiler ama hala siyah dolguyu tercih edenler de yok değil, değil mi? Evet. Şimdi öncelikle benim konuşmama başlarken Özlem Hanım'ın gözlerindeki enerjiyi ayrı bir okuduğunuzu gerçekten fark ediyorum. Evet. Bravo hocam. Teşekkür bravo ediyorum. Şimdi Özlem Hanım, dolgular, estetik dolgular ve amalgam dolgular dediğimiz siyah dolgular olarak şu anda zaten iki tip dolgu var. Estetik dolgular kendi arasında sınıflandırabiliriz. Amalgam dolgu ile ilgili bir hastalık yapıyor. Vücutta işte cıva birikimine bağlı kişilerde MS hastalığı özellikle yapıyor gibi söylemler ve televizyon programlarından sonra birazcık tedirginlik oluştu. Biz de bununla ilgili uluslararası yapılmış hem çalışmaları çok yakından takip ettik. Aynı zamanda da bununla ilgili kürsülerde amalgam dolgumu, estetik dolgumu tartışma ortamlarında da yakından bulunduk. Şimdi amalgam dolgu evet içerisinde cıva ihtiva ediyor. Fakat içerisindeki cıva ile ilgili yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Bir dolgunun diyor 13 yılda bir vücuda vereceği cıva miktarı kişinin bir hafta sonu yediği balıktaki cıva miktarıyla aynı diyor.
Evet, bununla ilgili yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Biz de ben açıkçası ne söyleyeyim, evet estetiği seviyoruz. Fakat sağlığı da sevmek zorundayız. Ön dişlerde estetik dolgularda çok güzel sonuçlar alıyoruz. Fakat arka bölgelerde amalgam dolgu bizim yıllardır zaten amalgam dolguya 100 yılın karışımı denir. Amalgam dolgu diş hekimliğinde çok önemli bir yere sahiptir. Ben amalgam dolgunun arka bölge dişlerde kesinlikle yapılmasını öneren bir hekimim. Evet, görüntüsüyle kötü bir dolgu. Fakat dolgunun sertleşme mekanizmasına bakalım. Bir dolgu, bunu uzun bir konu aslında ama dolgu sertleşirken dişle dolgu arasında bir mikro aralık oluşuyor. Bu mikro aralık amalgam dolguda 12 saatte oluşuyor, ikinci 12 saatte kapanıyor. Mikro aralık adından da belli. Mikroorganizmanın gireceği aralık demek. Estetik dolguda bu aralık oluşuyor ama kapanmıyor. Bu şu demek oluyor, programımız kısa olduğu için kısa kesiyorum. Bu şu demek oluyor, amalgam dolgu altında ikinci çürüğü şu ana kadar ben 20 yıllık diş hekimiyim, yaptığını görmedim. Ama estetik dolgular 5-6 sene sonra ikinci çürüğe sebep olduğunu birçok vakada gördüm. İşte amalgam dolgunun hem kuvvet olarak hem kullanım olarak dişin yapısında çok daha orijinal bir etkiye sahip olduğunu net söyleyebilirim. Yapılan çalışmalarda bu konuda takip ediyoruz. Ama hocam öyle de daha sağlam da ama görüntü olarak da koyu renk duruyor. Yani şık durmuyor. Yani çok geniş amalgam dolguları evet. Ben amalgam dolgu üzeri zaten dolgu yapıyorsa bir dişte belli bir oranda doku kaybı var demektir. O doku kaybının da tadilatı için dişlerin son sisteme artık zirkonyumlarla kaplanması taraftarıyım. Bu benim görüşüm. Dolguda kırılma, dişte kırılma, herhangi bir sıkıntıda yaşamamış oluyor hasta. Bir şekilde de dişi koruma altına alınmış oluyor. Tabii ki hiç estetik dolgu yapmıyor değiliz. Ama ben aynen burada sizinle konuştuğum gibi. Hastamla konuşurum, tercih sizin derim. Hani bu daha benim, sağlam diyorsunuz. Kesinlikle. Görüntü benim olayı tercihim, tercih ediyorsan tabii ötekinci. Tabii ki benim tercihim bu diyorum. Ben kendi ağzımda da bunu kullanıyorum diyorum. Ama yine de kulak tıkamıyoruz MS hastalığına, MS hastası olanlara yapmamaya çalışıyoruz. Bu civa MS hastalığına neden oluyor diye bir konmuş teşhis değil. Bu şu demek. MS hastaları toplanmış, MS hastaları birliği midir artık? Ya bunlarda ne ortak? Bir araştırma yapın. Bu araştırma neticesinde bakmışlar ki ağızda dolgu var. Bir de amalgam, ha tamam amalgam bunu yapabilir demişler. Yalnız Türkiye ortalamasında şu anda ağzında amalgam dolgu olmayan ya da dolgu olmayan kişi yok yani bu konuda. Evet. Ama yani dediğiniz gibi şu an günümüzde artık çoluk çocuk herkes de illaki dolgu kullanıyor. Bir dolgu var yani böyle bir yerden böyle bir teşhise varıp bunu da konu etmenin çok mantıklı olmadığını net şekilde belirtebilirim burada. O evet. Zaman tabii ki kendi dişlerimiz gibi değil ama dolguyu da mecbur kalırsak demek ki bizim evet. Tercihimize kalmış dolguyu, hangi dolgu seçeceğimiz değil mi? Kesinlikle. Peki hocam. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Daha uzun uzun çok konuşacağımız mutlaka ki programlar evet. Olacak diş sağlığıyla alakalı. Bugünlük teşekkür ediyoruz efendim. Bir programımızın daha sonuna geldik. Yarın tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.